Pelin gelin 3 yıldır evli ama maşallah çeyizi bir hayli fazla. Boyalı yazmalar, işlemeli seccadeler, örgü yelekler, el emeği patikler, banyo lifleri ve iğne oyası havlular gelinimizin çeyizinin birbirinden değerli parçaları. Pelin gelinin çeyizi gerçekten 3 yıllık evli bir geline rağmen benim gözlerim dolu dolu oldu. Bayağı var. Ne diyorsun Kübra? Yani bence çok böyle genişlemesine serildiği için fazla gözüküyor. Bir de hazır parça çok gözüm fazla. Gözüm yanıldı benim. Bence bana çok öyle geldi. Ha? Hazır parça çok fazla Aslı Hanım, ondan dolayı sanırım çok gözüküyor. Öyle mi? Sen ne diyorsun? Bence de öyle. Çeyizimde laf ettiğiniz her şeyi, mesela kına hatıralarımı, söz hatıralarını siz de koymuşsunuz. Sonuçta ben laf etmediğim için sıkıntı yok. Yok, hep kınamda laf ettiniz. Şey yapmış. Evet, kınamda. İlk çıkışımda onu yapmıştım. Size çok yakışır. Zaten inanılmaz sıcak. Evet. Yani nasıl bir sıcak değerli izleyenler, size anlatamam. Gerçekten bazen hani diyorum ki of çok sıcak, kışın da çok üşüyorduk, mantomuzu bazen çıkartmıyorduk üzerimize ama bugün sıcağı size tarif edemem yani. Buradan şıpır şıpır ter akıyor değil mi? Artık senin ısın mıdır Pelin'cim, bu nedir? Olabilirim aslında. Bana çeyizinden en favori parçanı göster lütfen. En favori parçam aslında yelekler. Yelekler. Aslında, evet. Bu da çok güzel. Bu favori değil mi? O da favori aslında ama bana pek hitap etmiyor. Kayınvalidemle annem çok sevdikleri için çeyizi. O zaman yelek de kullanıyorsun. O zaman yelekleri bir uzatsana. Evet. Tabii burada da var bayağı. Bayağı yelek var. Evet. Evet. Hangi Kübra'lacı bir? Aslında hiç üşümüyorum ama. Ben merak ettim. Yelek, evet. Bir şey söyleyeyim, burada inanılmaz yelek modelleri var. Kübra, evet, değişik modelleri göstersene, fikir olsun. Sıcak olmasa giyerdik aslında. Değil mi? Çok güzel yelekler. Teşekkür Sen, ederim. Bu nedir ben böyle? Ben merak ettim. Dün Betül'e yaptı mukavva abiziye benziyor. Ha canım. O poşetlik sanırım yani. Hayır. İçine çiçek koyuyorum. Bunu annem kendisi elini ördü. Çok güzel yapmış. Öz annen mi, kayınvaliden mi? Öz annen. Vallahi bravo, ne kadar maharetli. Ben de böyle poşetlik görmüştüm örgü. Çok değişik değil mi? Evet. Sağ olsun, onları buradan. Bu arada kanepenin ne yazıyordu? Pelin yazıyor, eşinin adı yazıyor, Bright yazıyor, bir şeyler yazıyor. Kanepeyi gördünüz mü? Ne var? Oturma odan. Evet. Pelin Hamza, Hamza Türkoğlu. Neden böyle bir şey? Kimin fikriydi? Aslan normalde marka vermek istemiyorum. Onun orada sembolü vardı. Altında da isimlerimiz yazacaktı ama adam kocaman yazdığı için sağ olsun abi de. Buradan beni izliyor ama. Değiştirmek istedim ama eşim de pek zorlamadı. Hani kalsın dedi artık hani. Çeyiz yazacağına komple. Komple. Biz de Pelin ve Hamza gördük bugün. Peki bunu neden koydun, onu anlam veremedim. Çünkü bu bildiğimiz şu an. O da hazır ama çeyizimi aldığım için koyayım dedim. Ben de bunu çok merak ediyorum. Yani ben başımı takıyorum. Vereme, onun bugüne denk geldi o aslında. Nedir bu? Aslında onu ben yaptım. Kirpiklerim. Hangisini? Pufu. Ama onun halde puf değil. Neyi? 5 kiloluk bidon var içinde, su bidonu. Bakayım. İçine elyafları doldurdum. Bu da mukavva, arkadaşlarımızın mukavva kağıdı dediği. Gold yaldızdan da kenarını bak puf yapmış. Evet, pek ama oturmuyor mu üstüne peki? Yok, görüntü olarak yatak odası mesela köşesine falan da koyabilirsiniz bu tarz. Aksesuar olmuş. Ellerine sağlık bir tane. Şöyle aslında ben bir şey sormayayım. Bunun neden burası boş? Yani bir işleme yapılmamış bu şekilde mi? Yani bunlar ne var? Evet. Ben de bilmiyorum. Burada da yok. Bir şey söyleyeyim mi? Yalnız bu benim hoşuma gitti. Ya en azından uçlarında var ya. Evet, bunu rahat rahat kullanabilirsin. Evet, rahatlıkla kullanılmıyor. Evet, çok çok yakıştı sana. Çok yakıştı bir tanem. Bunu kim yaptı peki? Bu da güzelmiş. Nevresim takımı senin. Kurdele işi. Kayınvalidemin. O? Yok, değil aslanım bu kurdele işi. Gölge işi o, ver. Aslanım valla daha iyi ben anlarım. Bu anlıyorsun gölge işi aslanım. Biliyor musun? Gördüğünüz gibi Bursa gelinleri çok maharetli gerçekten değil mi? Evet. Dediğim kadar varmış. Bak aslanım, sen şeyi sevmiyorsun ama bak neler neler var. Ben çalıştığım için de pek ellerim bu şey yatkın değil. Yatkın değil, evet. Söyle bu canım. Çeyizin mi peki sen? Çeyizim, onu ben evlenmeden önce annem çeyizimi dikmişti. Annen ya. Dikmişti ama örmüştü yani kendisi tasarladı. Evet. İnternetten bakarak. Sos. Bak şu yazmalar çok güzel. O siyahlı bir şey var orada. O ablacığım. Mücadelelere bakın. Ay çok güzel değil mi bu? Ay buna bayıldım. Bunu kim yaptı? Onu yani şu şekilde anlatayım. Anlat. Kayınvalidemin annesi. Kayınvalidenin annesi. Evet, anneannem oluyor. Ha, anneanneniz. Evet, anneannem gibi çok seviyorum. Çok güzel. Adı ne?
Fethiye. Ay Fethiye Hanımcığım, ellerinize sağlık. Gördüğüm en güzel hani yazmalardan, mevlüt eşarplarından bir tanesi. Siyah oluşu herhalde çok asil olmuş. Ama o sizi duyamıyor aslanım. Eğer yaşasaydı gerçekten de çok sevinirdi. Aa, sizi çok izliyordu. Ciddi misin? Evet. Ne zaman vefat etti? Ah canım. Ay. Ne zaman vefat etti bebeğim? O da geçen sene. Ha. Kendi anneannemle evlendiğim zaman vefat etmişti. Ay, iki anneanneydi o zaman evet. Mı? Neden? Covid'den mi? Ah canım benim ya. Mekanları nur olsun. Çok üzüldüm. Ama bak bunlar hatıra kalmış. E düğününü gördü. Daha ne istiyorsun? Gördüm. Ne mutlu sana. Evet. Canım benim. Ay çok zor ya Rabbi, çok zor. Hepimizin kayıpları var. Her bölümde hemen hemen işte bir Kübra'da konuştuk, konuşuyoruz. Sanıyorum konuşmaya da devam edeceğiz ama bu hayatta doğum var, ölüm de var. Evet. Bu da Allah'ın emri, yani diyeceğimiz hiçbir şey yok. Allah sağlıklı ömürler versin. Salgın hastalıktan bütün hepimizi korusun. Hepimizin ailesini korusun. Allah sabır versin bir tane. Ay bu çok güzel bir anı. Bunu o zaman gel şöyle. Senin başında çok görelim. Teşekkür ederim. Ay canım yavrum benim. Rica ederim. Bak ne kadar yakıştı. Çok kibar. Teşekkür ederim. Değil mi? Çok güzel olmadı mı? Evet çok güzel.